Evet, değerli Uğur Elektronik Ailesi, Dedektörü ve Devri Alem etkinliğimizde Karaman'ın Ermenek ilçesindeyiz. Recep ve Osman kardeşimiz bizden bir Goldfinder Neon cihazı almış. Onun teknik eğitimleri için Ermenek'e geldik ve Ermenek'te eğitimlerini vereceğiz. Şimdi cihazı açmadan önce kullanma şartlarını ben sana söyleyeyim Recep. Bu cihazlarımız bizim VLF sistemlerdir. VLF sistem ayrımlı bir cihazdır. Arazide gezerken dikkat etmeniz gereken yüksek yer hatlarının altına minimum 200 metre uzaklıkta olmanız gerekiyor. Yani minimum 200 metre yaklaşabilirsiniz. Yoksa cihazınız parazit alacaktır, çalışmayacaktır ya da cihaza zarar vereceksiniz. Yağmurlu, çok yoğan yağmurlarda cihazımızı açmıyoruz, kullanmıyoruz. Cihazda bobinle gezerken, yani bobini gezdirirken sert cisimlere çarptığımız zaman, bir kayaya, taşa çarptığımız zaman cihaz sinyal vermeye başlayacaktır. Dolayısıyla orada bir değer değişikliği okuyacaktır. O da sarsıntıdan dolayı. Öyle bir durumda karşılaştığınızda mümkün merkezlere çarpmamaya çalışın. Çarpıp bir sinyal aldıysanız, orada bir metal olduğunu düşünüyorsanız resetleyip çarpmadan bir geçin. Ve kontrolünü sağlamış olun. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi bizim cihazlarımızdan bir arama yüksekliğimiz ve bir arama hızımız vardır. Yani dinamik cihazlar gibi hızlı salınım yapmayız. Tam tersi, statik cihazlarda daha yavaş hareketlerle arama yaparız ki metalleri kaçırmayalım diye. Tamam? Tamam. Hızlı geçtiğimiz an küçük metallerde olsa bazen yakalayacak, bazen yakalamayacak. Ama mümkün mertebe size öğrettiğim gibi 10 santim 4 parmak standardını kullanarak yavaş yavaş gezdiriyoruz bobinimizi. Tamam? Tamam. Buraya kadar anladık. Şimdi cihazımızı açalım. Bobinimiz ne demiştik? Açarken yaklaşık 1 metre yukarıda açıyorduk. Açtık. Açalım. O Uğur böceğinin içerisindeki parametre 10'a geldiği zaman toprak ayarı modülü gelecek. Özellikle büyük bobin kullandığınız zaman ana üniteye bu cihazlarda yaklaştırmayın, uzak tutun kendinizi. Biraz daha uzak. Tabii. Üzerinizdeki cep telefonlarınızı ve metal objeleri uzaklaştırın toprak ayarı yaparken ve iki bobin yan yana olmayacak. Büyük bobinle küçük bobin arasında en az bir 10 metrelik bir mesafe olacak. Şimdi evet. Açıldı mı toprak? Açıldı. Tamam. 10 santim 4 parmak indirdik. İndirdik. Nereye kırılıyor? Aşağı kırıldı. O zaman ne yapıyorduk? Artışına bir iki tarafa basalım. Bobinimizi kaldıralım. Yukarıda reset atıyoruz. Reset. Tekrar indiriyoruz. Ne yaptı? Çizgimiz düze düştü. Şu an bulunduğumuz toprak temiz bir toprak olduğu için çok uğraştırmadı. Bir kontrol sağlayalım. Gezdirelim bobini. Herhangi bir kırılma var mı? Yok. Yok. Tamam. Bu aşağı. Gezdirme işlemini yavaş yapıyoruz. Olur mu? Ve sağa sola çarpmadı. Oradaki metal algılıyor şu an. Tekrar kaldırın bobininizi. Reset atın. Şimdi bulunduğumuz alan biraz yaşam alanı olduğu için etrafta tık metaller var. O yüzden şöyle yapalım. Bir 50 santime kaldıralım, 10 santime indirelim. 50 santim, 10 santim. Herhangi bir kırılma var mı? Yok. Yok. Toprak ayarımız tutmuştur. Şimdi toprak ayarımızın tutmadığı zamanlar olacak. Bunun sebebi de aşağıda aynı bu yaşam alanı gibi veya arazideyken altına bir metal denk gelecek. Bir metal denk geldiği zaman siz bu cihaza toprak ayarı tutturamayacaksınız. O zaman ne yapacağız? Dolayısıyla başka bir birkaç yer değiştireceğiz. Evet. Oralarda tutmadı. Eğer oralarda toprak ayarı tutmuyorsa o zaman yoğun, iletken, mineralli bir yapıdasınız demektir. Burada yapacağınız işlem nedir? Yukarı ok tuşuna basacak, aşağı ok tuşuna basın. Burada hassasiyet var. Hassasiyeti eksiden bir kademe aşağı alacağız. Evet. Şu an ihtiyacımız yok. Artıyla tekrar düzeltebiliriz. Okeyleriz. Tekrar aynı işlemleri tekrarlarız. Evet. Herhangi bir kırılmamız yok. Yok. Çizgi düze düştüğü zaman toprak ayarımız net bir şekilde tutmuştur. Toprak ayarı, yani zemin grant balance ayarı dediğiniz, hangi zemini arıyorsanız o zemin üzerinde yapmanız gerekiyor. Örnek veriyorum, büyük bir kayalık alanda arıyorsanız o kayanın bir köşesinde toprak zemin ayarınızı yapacaksınız. Aramanız bittikten sonra, toprağa indikten sonra toprakta tekrar yapıp devam edeceksiniz. Bazen arama yapacağınız bölgelerde zaman zaman toprak yapısı değişecek. Örnek veriyorum, burada stabil fakat 100 metre ileriye gittiniz, orada toprak değerleri değişir. Cihaz size parazitler getirir. Anlarsınız ki toprak yapısı değişmiştir. Yani burası kumludur, orası mineraldir. Çünkü derin arama cihazlarında derinde bir metal aradığınız için derinden sinyal gönderdiği için aşağıdaki yapı değiştiği zaman cihazın ayarları da otomatik olarak değişmiş oluyor. Siz bunu tekrar adapte etmeniz gerekiyor. Yeniden ayar yapın. Tabii. O yüzden bölge değiştirdiniz. Orada tekrar toprak ayarı yapıp daha düzgün ve sağlıklı arama.
Bizim için önemli olan nedir? Net sinyal almak. Net sinyal. Tamam. Evet. Şimdi geldiğimiz nokta, toprak ayarı ne şekilde yapılır? Tutmazsa ne yapmanız gerektiğini anlattım. Evet. Şimdi okey diyoruz. Genel aramaya geçiyoruz. Okay. Bütün aramalarımızı genel aramada gerçekleştiriyoruz. Osiloskop çizgisi yukarı doğru kırılıp buradaki bar yukarı doğru kalkıyorsa o zaman bir metal bulduğunu söylüyor cihaz size. Ne yapıyoruz? Reset diyoruz. Tekrar kontrol ediyoruz. Reset diyoruz. Tekrar kontrol ediyoruz. Orada metal olduğundan emin oluyoruz. Tamam. Burada aşağı doğru da bir bar var. Gördünüz. Evet. Bu da tam tersi. Aşağı doğru kırılıp osiloskop çizgisi de burada bir çukur oluşturuyorsa o zaman sizin boşluk ya da bir mineral yapıya denk geldiğinizi söyler. Burada ayrıma geçersiniz. Ne olduğunu sorarsınız. Mineralse es geçiyoruz. Boşluksa boşluğun enini, boyunu, ebatlarını çıkartıyoruz. Ve her seferinde bu boşluğu aynı şekilde boşluk demesi lazım. Resetleyip bak kontrol ediyoruz. Resetleyip kontrol ediyoruz. Her seferinde aynı veriyi almanız gerekiyor boşluk için. Anlaştık mı? Anladım. Şimdi genel aramada şurada metallerimiz var. Bunları bir arayalım. 10 santim 4 parmak standart süpürme hızımız var. Şimdi ya buradaki abi, metali bayağı bir derine gömdük. Doğru evet, mu? Doğru. Evet. Şimdi bobinimizi gezdirelim. Merkez noktasını yakalayın bana. Merkez noktası orası. Kenara çektik. Resetledik. Hayır gelin. Resetledik. Daha reset havada atmanıza gerek yok. Sadece toprak ayarı yaparken tamam. Yapıyoruz onu. Tekrar geçtik. Resetledik. Bir daha kontrol ettik. Artık buradan bir metal evet. olduğuna emin olduk. Doğru mu? Evet. Şimdi ayrıma geçiyoruz. Ayrıma geçtik. Resetledik. Ve yavaşça sinyale girdik ve çıktık. Ne diyor cihaz? Kıymetli. Bir daha. Kıymetli. Kıymetli. Bakır, bronz, gümüş, alüminyum gibi metallere cihaz sana kıymetli diye sinyal verecek. Araya başka bir sinyal kesinlikle karıştırmayacak. Evet. Aşağıdaki altın olsaydı buna da direkt altın, altın, altın diye sinyal verecek. Şimdi bazı metallerde, güncel günümüz atık metallerde özellikle çok yeniyse veya büyük bir saç tabakasıysa cihaz ayrımda eğer metalin üzerinden geçip de yakın geçiriyorsanız orada altın diyebilir. O da ID değerlerini tam okuyamadığı için. Burada yüksek frekans alıyorsa cihaz yani yüksek bir manyetik alıyorsa bobininizi biraz uzaklaştırın ondan sonra geçin. Ki okuyabilsin aşağıdaki metali. Tabii evet. Şimdi genel aramaya gelelim tekrar. Tamam. Şuradaki metalde bir tespit edelim. Evet, orada bir metal tespit evet. ettik. Hareketlerimizi biraz yavaşlatalım. Yavaş yavaş. Merkez noktasını yakalayacağız çünkü. Bulalım merkez noktasını metali. Evet. Bulduk. Doğru mu? Doğru. Tamam. Şimdi ayrıma geçelim. Cihazda ne olduğunu soralım. Ne diyor cihaz? Kıymetsiz. Bir şey daha dedi. Altın dedi. Kıymetsiz altın dedi. Yani bir çift sinyal attı orada. Evet. O zaman anlıyoruz ki aşağıdaki günümüz bir metal. Anlaşık mı? Yani çift sinyal alıyorsanız günümüz metaldir. Bunu nasıl sayar? Kıymetli kıymetsiz altın, altın kıymetli kıymetsiz birçok şekilde sayar size. O zaman anlıyoruz ki aşağıdaki günümüz güncel bir metaldir. Atık bir metaldir. Anlaşık mı? Anlaştık. Şimdi şöyle alacağım ben size. Şimdi bu cihazda bir de derinlik hesaplama olayımız var. Şuradaki metalin derinliğini hesaplayalım. Size öğrettiğim gibi ön eğitimlerde. Tamam. Tamam yapalım birlikte. Aramayı yapıyoruz. Genel aramayı. Tabii. Metalin merkez noktasını falan biliyoruz artık. İlk sinyal aldığımız noktayı İlk ne yapıyorduk? İşaretliyoruz. Çiziyoruz. Tamam. Diğer taraftan. Diğer taraftan işaretliyoruz. Evet. Çizdiniz. Öbür tarafta. Buradan da işaretledik. Tamam. Biraz orada hareketinizi yavaşlatın. Ölçüm evet. yaparken hareketleri daha yavaşlatın ki ilk sinyal aldığınız noktayı daha iyi yakalayasınız. Evet. Anladın? Evet. Tamam. Çok güzel. Şimdi ne yapıyorduk? Şimdi merkez noktasını gene buluyorduk. Sinyalin en güçlü olduğu noktayı yakaladık. Evet. Bu da burası. Tamam orası. Tekrar bobinimizi getiriyoruz oraya, getirelim. Evet, hiç çekmiyoruz artık bobinimizi. Ne yapıyorduk? Hayır, ayrıma geçtiniz. Kenara çekin, resetleyin. Tekrar gelin. Bekleyin şimdi. Aşağı ok tuşuna basın. Pardon, yukarı ok tuşuna basalım.
Burada derinlik parametresine gelelim. Evet. Gelelim. Şimdi geldiğiniz zaman size ölçü soruyor. Aşağı kaça kaç ölçü çizdiniz diyor. Kaça kaç çizdik burada? 20'ye 20. Evet. Artı ve eksi değerli tuşlardan değerlerini değiştirelim. Yan tarafa geçelim. 20'ye. 20 yap. Doğru evet. mu? Okeyledik. Cihaz ne diyor? 59 santimde 1 metre olduğunu söylüyor. Bunu şeyin üstündeki yapacağız. Tabii evet hesaplamayı metrenin üzerinden. Metrenin üstündeki yapıyoruz. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. Cihazı bu şekilde de size metalin derinliğini söylemiş oluyor. Şöyle alacağım ben size. Şimdi geldiğimiz nokta burada bir ana menüyü karıştıralım. Yukarı ok tuşundan bir gezelim. Işık, ses. Bunları zaten artı eksiğinden evet. düşürüp alçaltmayı biliyorsunuz. Evet. Hassasiyete gelelim. Bunu nerede kullanırız hassasiyeti? Hassasiyet bazen gittiğiniz bölgelerde gene cihaz parazit alacaktır. O parazitlerden kurtarmak için hassasiyetimizi düşürürüz. Anlaştık mı? Anlaştık. O parazitlerden kurtulana kadar. Yine devam edelim. Çöplük moduna gelelim. Bakın burada bir de çöplük modu var. Çöplük modu gittiğiniz bölgelerde atık metaller çok yoğunsa çöplük modunu aktif eder. Ondan sonra o şekilde bir çalışma sağlarsınız. Ama şöyle bir durum var. Çöplük modu aktifken genel aramada bütün metalleri gene görür. Fakat ayrıma geçtiğiniz zaman görmez. Yani evet. burada tereddütte düşmeyin. Ya gördü ayrımda niye görmüyor? Çöplük modunuz açıksa genel aramada görecektir. Fakat ayrımda görmeyecektir. Anlaştık mı? Çöplük modu da bu şekilde kullanılıyor. Derinlik hesabını zaten biliyoruz. Buradan çıkmak için de gene ne yapıyoruz? Herhangi bir tanesi okeyler çıkarsınız. Şimdi geldik ne demiştik? Osiloskop çizgisi aşağı kırılıyor ve barlar aşağı doğru gidiyorsa boşluk demiştik. Şimdi çukur içi aramalarında ufak çukurların içerisine bobin sokulmaz. Ne arıyorsanız aradığınız metal gene yüzeyden kontrol ediyoruz. 10 santim 4 parmak standartını kullanarak. Anlaştık mı? Anlaştık. Eğer büyük bir çukur içerisinde arama yapacaksanız gene o çukurun içerisinde toprak ayarı yapabileceğiniz büyüklük olacak. Çukur içerisine girer, toprak ayarlarımızı yaparız. Ondan sonra da hassasiyetlerimizi düşürürüz. Hassasiyeti örnekle tabii hassasiyet düşürün. Çünkü çukurun içerisinde yoğun bir manyetiğe girmiş olacak cihaz. Toprağın manyetine girmiş olacak. Toprak ayarı yapmış olsanız da orada bir manyetik algılayacak ve sinyal vermeye başlayacak. Ama siz hassasiyetlerinizi düşürürseniz o manyetiklerden daha az etkilenmiş olacak. Buraya kadar da anladım. Anladım. Cihazla ilgili bana başka sormak istediğiniz bir şey var mı? Başka bir şey yok. He? O çöplük modu konusunda onu devamlı mı? Çöplük modunu yoksa... yok çöplük modunu böyle evet. çok atık metallerin olduğu yere denk gelirseniz evet. kullanın ama derin aramalarda ben çöplük modunu önermiyorum. Tamam. Şimdi buraya kadar anladık. Cihazın kontrollerini yaptık. Evet. Cihazda bir sorun var mıymış? Şu anda bir sıkıntı yok. Cihazda sorun var mıymış? Bizde sorun. Değil mi? Evet. Cihazda herhangi bir sorun yokmuş. Evet. Anladım. Evet Recep bu dedektör ile devre alem etkinliği hakkında ne diyeceksin? Uğur Elektronik'e söyleyeceğim bir şey var mı? Bu etkinliği nasıl buldun? Bu hizmeti nasıl buldun? Hizmet iyi. Güzel. Hoşuma evet. gitti. Gelip buraya bize göstermeniz, eğitim vermeniz. Güzel değil mi? Evet. Hangi firma bu şekilde cihazın arkasında dur? Durmaz. 6-7 ya olmuş cihazı. Siz belki de buraya geleceğimize inanmadınız buna. Ben inanmıyordum. Geleceğinizi kaç aydır beri konuşuyoruz herhalde. Evet. Ben gelmezdi diye ümit etmiştim de. Şimdi geldiniz. Yok ki eğer biz ise geleceğiz dersek ya ama programlarım o kadar yoğun ki evet. yetişmekte zorluk çekiyorum. Dolayısıyla o da biraz vakit oluyor. Tabii bizim insanımız da biraz sabırsız olduğu için evet, evet. Yani bir an önce gelsin benim işimi halletsin gibi düşünüyor ama ben bölge uğrayarak böyle cihazlarımızın arkasında durarak o arkadaşları eğitimlerini vererek devam ediyorum. Yani hepsine de gidilecektir emin ol. Yani Türkiye'nin hangi neresinde olursa olsun hepsine de gidilecek. Ama tabii bu biraz zaman alıyor maalesef. Dolayısıyla o zaman dilimine de ben sığdırmakta zorlanıyorum. Tabii. Tekrar Allah hayırlı resim dönecek. Güle güle kullanın. Evet değerli arkadaşlar, dedektör ile devre alem etkinliğimizde gene Ermenek'teki eğitimlerimizi bitirdik Recep kardeşimizin. İnşallah başka lokasyonlarda ve başka eğitimlerde birlikte olmak ümidiyle hepiniz Allah'a emanet olun diyorum. Kendinize iyi bakın.